Efendim Eski Gözlü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu ve bugün sizlerle beraber bir oyuna daha bakıyoruz. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Şimdi aslında bu oyun iyi bir oyun değil, fakat iyi bir oyun olmasını beklediğimiz bir oyun. Bir konsola özel olarak çıkan bir oyun. Teknolojik olarak çok harika olan bir oyun. Fakat oyun olarak hiçbir oyunluğunu beceremeyen bir oyun. Bahsettiğim oyun PC sahiplerinin yakın zamanda denediğini tahmin ettim. Veya denemediğini, fikirlerini belki de göstermediğini tahmin ettiğim bir oyun. Rise of Rome. Neden Rise of Rome denememiş olabilir PC sahipler? Aslında ne kadar müthiş gözüken bir oyun olsa bile, ki şu an görsellerini görüyorsunuz zaten ara sahnede. Nefis grafikleri var gerçekten oyunun, ki hatırlayacağız şimdi o grafikleri hala günümüzde bile nefis mi onu göreceğiz. Fakat kendisi nefis gözükse bile oyun olarak pek çok şeyi yanlış yapan, maalesef pek çok şeyi doğru yapamamış bir oyun. Maalesef diyorum, çünkü çok daha iyi bir şey olabilirdi. Buna anılarımla birlikte değineceğim. Güzel bir savaş atmosferi var. Barbarlarla Romalı askerlerin birlikte kapışması var. Ki bana sorarsanız Rise of Rome belki de beklemediğiniz bir olay olabilir ama fena bir hikayesi yok. Hatta bana sorarsanız bayağı iyi bir hikayesi olduğunu hatırlıyorum kendisinin. Hikaye anlatım başarılı ve müthiş twistlerin yer aldığı bir hikayedir ama hani baştan sona iyi bir hikaye anlatıyor. Hikayeyi iyi anlatıyor. Oyuna giriş sahneleri falan da başarılı. Bak şu an mesela oyun içindesiniz. Görsel olarak arka taraftaki efektler, o partikül efektleri, alevlerin çıkması, karakterin animasyonları, surat hareketleri falan. Teknoloji demosu. Zaten sıkıntı da o. Oyunun kendisi teknoloji demosu. Çünkü bu oyunun tüm esprisi şimdi de göreceğiniz gibi sadece doğru zamanda aşağı yukarı doğru tuşlara basmaktan ötürü. Şu an hatırladığı için, tabii şu an bana oyunu gösterdiği için çok fazla şey yapamıyorum ama birazdan oyun serbest bırakacak beni. Şu execute dediğim düşmanı. İşte oyun bu. Bu kadar. Az önce gördüğünüz şey oyunun kendisi. Bakın şu an bu düşmana karşı uygulayacağım. Şunu şöyle vur. Execute çıktığı zaman execute'e. Doğru zamanda sarı yanarsa Y'ye. İşte mavi yanarsa laciverte bas. Basamazsan gene öldürüyor basamazsan. Gene öldürüyor. Fakat bu ekstra puan alamıyorsun. Ekstra puan almanın için doğru zamanda basman gerekiyor. Ama bak basamazsan gene öldürüyor. Bir şey yok yani. Bir esprisi yok hani. Şuna saldırayım. Şimdi gayet güzel gözüken, aslında mantık olarak da bu çok hatalı bir mantık da değil. Hani şu sahneleri falan izlemek gayet keyifli olabiliyor. Her ne kadar oyunun tamamında bu sahneleri çok tekrar ettiğini görseniz de hani şu ana kadar bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Sıkıntı zaten bunun devam etmesiyle başlıyor. Devamlı olarak bunu görmeniz artık canınızı sıkmaya başlıyor. Her ne kadar farklı atmosferde olsanız da olmasanız da. Ama eğer öyle teknoloji, görsellik hayranlığınız varsa, Roma dönemine karşı böyle bir sempatiniz varsa süper eğlenemeyeceğiniz ama genelde bir şekilde bitirmek isteyeceğiniz bir oyun Rise of Rome. Hani böyle de bir çekiciliği var aslında. Zaten o yüzden harcanmış bir potansiyel olarak ifade edebiliriz kendisini aslında. Benim bununla ilgili anıma geleyim. Herhalde bir oyun için tek yaptığım şey olabilir. Bu o açıdan çok özel kılıyor kendisini. Şimdi biliyorsunuz turuncuyla ve zamanında bir Xbox sipariş etmiştik. Hatta o zaman Tamer hani Xbox söylemeye çalışıyordu. Fakat Xbox tabii Türkiye'de olmadığı için çok böyle söylemesi kolay bir cihaz değil. Yani söylüyoruz, yurt dışından geliyor, gelmiyor. Bir ton uğraşla uğraşıyoruz. O sırada Xbox gelmedi elimizin altına. Ve Rise of Sun of Rome Xbox'ın güçlü bir oyun olarak piyasaya çıktı. Zaten şu görselleri görünce anlarsınız neden bu kadar güçlü olduğunu. Baksana abi. Evet, kopma efektleri, kesme efektleri falan her şey gayet top bir şekilde. Hani çok güçlü duran bir oyun. Crytek'in yaptığı bir oyun olması zaten ayrıca bir hani. Allah'ım, Crytek ilk defa FPS dışında bir şey yaparken görüyoruz. Hadi onun da bir heyecanı var zaten. Belki farklı bir patikaya gideceklerdi adamlar eğer bu oyun istekleri cevabı verseydi onlar için zamanında. Ben de deli gibi oynamak istiyorum bu oyunu. Deli gibi de incelemek istiyorum. Turuncu level'de inceleme yapıyoruz. Tabii ilk bakış çekiyoruz. İşte tam çözüm yapıyoruz zaman zaman. O sırada da Türker abi vardı bizim. Türker Toker. Buradan duyuyorsa selam olsun kendisine. Ankara'da yaşıyor. Dedi ki, oğlum dedi, ben de var. Rise of Rome aldım ben. Xbox da var dedi. İstiyorsan gel dedi. Ben de İzmir'de yaşıyorum. Abi dedim bak geleyim. Abi gel dedi yani, ya ne olacak kalırsın dedi, oynarız oyunu bitiririz falan dedi. Tamam dedim, geliyorum. Abi sen cumartesiden ya da cuma gecesinden beni atladım. Efendime söyleyeyim. Çıktım Ankara'ya gittim. Buluştuk Türker abiyle. Gittim. İşte dışarıda sağ olsun ağırladı beni, oturduk falan filan. Onlarda kaldım bir de. Hani oyun için gittim. Bir günde oyunu bitirdim. Video çektik orada. Durabilir hatta, görürsünüz turuncu evinin hesabında hala duruyordu bu videolar. Orada video çektik. İlk bakış yaptık. Ben kayıt aldım. O kaydı seslendirme yaptım. Sonra döndüğümde inceleme yazısı yazdım falan. İki günde beni sadece şehirden şehire, hayatımda ilk defa bir oyun için farklı bir şehire gittim. Sırf inceleyeceğiz, işte yer vereceğiz diye. O zaman hakikaten basın olmak ayrı bir keyif veriyormuş insana. Bazı şeyleri ilk defa yapmak. Şimdi isteseniz de hiçbir şeyi ilk defa yapamıyorsunuz. Hani ya ben hep şeyi amaçlardım mesela.
işte gerçi daha basın olarak çalıştığımız zamanlar için söylüyorum. Şimdi biraz daha böyle show, daha talk show tarafındayız. Hani basın, gene basın özelliği var tabii. İnsanlara haber taşıyoruz sonuçta bir yandan. Maltıklar için bahsediyorum bu arada. Tişörtümü de göstereyim. Formamı giydim. Fakat o zamanlar daha bir heyecanlı oluyorsunuz çünkü. Hani dünyadakilerle yarışmaya çalışıyorsunuz. Benim mesela o zaman amacım şeydi biraz. Dünyada oyun çıktığı gibi inceleyebiliyordu firmalar oyunu. Yani oyun çıktığı zaman, ne zaman çıktıysa, bu arada burası da oyunun en dandik yeri, onu da söyleyeyim aşağı yukarı yani. Bayağı salak bir yeri ve iğrenç bir yeri. Hani niye böyle bir şey yapmışlar, ne gerek var? Sırf işte farklılık olsun diye. Bu da bak, az önceki konuya döneceğim, unutmadım az önceki konuyu değineceğim ama şu sekansın saçmalığından özellikle bahsetmek istiyorum. Bu sekans çok saçma bir sekans. Çünkü birincisi bir esprisi yok. Şundan dolayı bir esprisi yok. Bak kendi kendini nişan alıyor şu an. Gamepad'de oynuyor muyum diye yapıyor bunu. Neyse ben bir takılacağım. Bakalım. Oyun çeşitlendirmek için bazen böyle yapımcı firmalar garip garip sekanslar koyarlar. Bu hep yapılır oyunlarda. Fakat bu oyunu çeşitlendirmek adına yapılan bu sekanslar %80'iyle saçma olurlar. Genelde çok eğlenceli yapamazlar bunları. Biraz böyle çaresizlikten eklerler bunları. Nedir bu çaresizlik? Oyun bittikten sonra hani hacı biz bu oyunu mantığını kurduk ama bu oyun çok sıkıcı bir hale gidiyor. Bizim bunu bir şekilde çeşitlendirmemiz lazım. Millet hani en azından farklı bir şey yapsın diye. Sonra bunun çok zevkli olduğunu varsayan bir abi çıkar ve şunun çok zevkli olduğunu söyler. Kim bu abi? Gerçekten saygıyla kendilerini selamlıyorum. İnanılmaz zevkli gerçekten. Bayağı zevkten 5000 köşe oldum şu anda yani. Zevki derya içerisinde yüzdüğümü bile söyleyebilirim gerçekten. İnanılmaz. Baksana ooo. Nasıl bir zevk, nasıl bir zevk. Aman 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 aman. Daha var mı canım benim öldürmem gereken bir insan? Şuraları mı öldürmemi istiyorsun? Yani tek elle oynanan oyun işte. Burası mı vardı abi de? Şunu da patlatalım. Bir daha atalım. Harika, tek elle oynanan enfes bir oyun. Ha bir de şuna basayım. Kim kaldı daha, başka öldürmem gereken biri kaldı mı? Şunu da şöyle yapalım. Yanına abi. Ama bak alevler falan çok iyi duruyor canım. Görsel olarak harbiden başarılı ama tamamıyla Xbox'ın gücünü göstermek için yapılan bir teknoloji demosu. Demiştim o dönem bu oyun için. Hala daha sözümün arkasındayım. Her ne kadar hikaye anlamında hiç fena olmasa da şu olay, bir de az önce gördüğünüz olay oyunun tamamı. Bu kadar. Yani bu çok, bu hatayı nasıl yapmışlar gerçekten çok üzülüyor insan ya. Yani o kadar güzel bir sistem kurmuşsun, o kadar güzel bir şey yapmışsın. Dedim efendim söyleyeyim, atmosfer kurmuşsun. Fena da olmayan bir hikayen var, pek çok oyuna göre daha iyi bir hikaye anlatıcısın. İnanın yani Crytek ile ilgili çok şaşırdığım şey mesela hikaye gayet üst düzeyde anlatabilmesiydi. Ama ona rağmen böyle bir şey yapması, işte insan üzülüyor gerçekten, harcanan potansiyeller. Ha bir de yetenek harcı da varmış oyunun. Yetenek harcı dediğim yani sadece ne var abi? Bir dakika, hakikaten ne var sadece? X, ha özelliklerinizi geliştiriyorsunuz, combat veya health. Ha bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Parayla da alabiliyorsunuz bu arada, gerçek parayla. Onu kaldırmadılarsa hala duruyor olması lazım. İlk çıktığı zaman öyle bir şey vardı. Gerçek parayla upgrade almak gibi. Hani nedenini anlamadığımız, niye kimin fikri olduğunu çok merak ettiğim bir özellik. Bir Roma askeri olarak tabii ki de bu abimizi alıp korumalı ve güvenlikli bir yere götürmemiz gerekiyor doğal olarak. Nero'ya şey yapacağız. Açar mısın abi? Baksana şuna. Ne güzel gözüküyor ya. Şu aşağıyı temizlemem gerekecek şimdi. O zamanlar tabii işte oyun basın olmanın dediğim gibi bir hani esprisi şuydu. Tüm dünyayla aynı anda şey yapmak istiyorsun abi. Türk, yabancılara tabii ki de öyle bir mücadelemiz yok ama Türk okulları hani oyun çıktığı zaman Türk basınından öğrensinler oyunun ne olduğunu. Daha böyle kendi kültürlerinden insanlardan öğrensinler. Bir de herkes biliyorsunuz ki İngilizce bilmiyor zaten doğal olarak. Hani bu tarz kaynak içinlerde puanlara bakmak dışında bir inceleme bakış açısı da okumadan istiyordum insanlar. O yüzden oyun çıktığı gibi inceleme yapmaya çok önem veriyordum. Fakat sonradan bu olay kırıldı tabii. Artık bu olayı yapamaz hale geldik. Neden yapamaz hale geldik? Çünkü artık oyunlar eskisi gibi elimize erken gelmiyor. Hatta bazen çıktığı gün bile gelmiyor. Daha geç geliyor. Onu da söyleyebilirim. Tabii hani bu oturup da ağlayacağımız bir şey değil. Bunu değiştiremiyoruz. Bunu değiştiremiyorsak da hani oyunla ilgili olabildiğince ön bilgi paylaşımı yapmaya çalışayım istiyorum. Zaten oyun çıktığı zaman artık insanlar pek çok farklı kanalda hani öğrenebiliyor. O zaman böyle YouTuber, streamer, cartçutmuş bir şeymiş. Hani onlar da çok yoktu. Ben bu işi yaptığım, ilk yapmaya başladığım zamanlar. Artık hani oradan da çok fazla, sağdan soldan da bir sürü bilgi, oyunla ilgili genel görüş alabiliyorlar. Ben genelde eğer oyunu bitirmişsem incelemek istiyorum tabii. Ama tabii yaptığım incelemeler hani yapmak istediğim inceleme şekli değil. Aslında daha derli toplu bilgi vermek daha detaylı ama hani inanın onun karşılığını aldığınız bir insan kalmıyor artık etrafınızda zaten. Sizin de emeğinizi hani
O şekilde emeği çöpe atmaktansa, biraz çöp diye karşılıyorum ben onu. Her ne kadar yapsam bile ara ara biraz emeği çöpe atmak gibi olabiliyor. Çünkü hem çok geç at... Ne yapıyorsun be abi, ekranın önünde duruyorsun. Ya bunu siz üzerinize algılamayın, sizle alakası yok. Kendim şey hissediyorum, eksik hissediyorum hani inceleme yaptığım zaman. Çünkü istediğim incelemeyi yapmamış oluyorum. Ve istediğim incelemeyi yapmadığım için de böyle yaptığım iş tam olarak içime de sinmiyor. O yüzden çoğu zaman bulaşmamaya çalışıyorum ama elbet merak edenler vardır. Madem bitirmişim diye yani paylaşmaya da çalışıyorum. Genel olarak fikirlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Ne kadar inceleme dersiniz artık orası size kalmış. Bu tarz eski oyunlara da bakmayı seviyorum çünkü birincisi Mete'nin hesabına çöktüm. Onun hesabından oynuyorum oyunları. O yüzden bedavaya bakıyorum şu anda. İkincisi bir hatırlamak istiyorum. Hala fikirlerim bazı konularda değişmiş mi değişmemiş mi? Üçüncüsü içerik yapılabiliyor üzerine. Dördüncüsü 10 dakika geçirebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Ki ekstra reklam açabiliyorsunuz tutulur sayede. Şaka yapıyorum. Şu adamın dediğim çıkacağım zaten. Ama görsel oyunlardan, görsel olarak güçlü oyunlardan hoşlanıyorsanız Roma'da bir şans verebilirsiniz. Her ne kadar... Vur mu? İlginç bir oyun abi ya. Bak benim mesela aman abi atlaman lazım. Bir daha vur, bir daha vur. Hop. Sıksa bile oynanış anlamında bitirdim. Yani bitirdim ve aşırı derecede sıkılmadım. Onu da söyleyeyim yani. Ama objektif olarak bu tabii benim kişisel olarak sevdiğim tarz olması da alakalı. Hani kişisel olarak, şey olarak baktığım zaman bariz bir şekilde şey iyi bir oyun olmadığını herkes söyleyebilir zaten ki herkes söyledi. Ben hani sırf grafiklerin çok etkileyici olmasa bile oyuna haddinden yüksek puan verdim ama normalde hani 10 üzerinden 5 verilebilecek bir oyun olarak nitelendirebilirim şu an baktığım zaman. O 5 de sadece görsel ve hikaye anlatımı falan. Oynanış işte yok. Bir tık oynanış olsa vallahi tamam çok iyi oyun diyeceğim. İyi oyun diyeceğim en azından çok iyi olmasa bile. Abi sen niye ölmüyorsun ya? Bu arada sen bayağı Allah'ın çabukçusu ben full zırhlı askerim. Hala daha ölmedi. Bu kadar bitti mi? Baştan sona böyle hani şey de değil. Roma'nın uşağı olarak da hani böyle saf asker Roma işte Roma her şeydi falan diye gezen bir tip de değil. Hani sorguluyor da içinde bulunduğu toplumu, içinde bulunduğu düzeni, onu yöneten insanları falan da sorgulayan bir yapısı vardı oyunun. O açıdan da böyle hani o karakterin çatışmalarını izlemek de zevkli ve eğlenceli olabiliyordu diyelim efendim. Şimdilik bizden bu kadar. Rome, The Son of Rome. Neydi lan bu oyun ismi? The Rome, Son of Rome ne ya? Rome, oyun ismi o muydu hakikaten ya? Abi bir dakika, ağır bir oyun ismini unuttum. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.